Ateş sarar, acı dolar yürekler. Yine koşar hasretlere ümitler. Sana hüzün, sevgilerden armağan. Bir güneş batar, yok olur tüm sevdalar. Yine rüzgar karanlık yamaçlarda. Sana hasret, gözyaşıyla armağan. Alo, buyurun. Galip Çelebi'yle mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Ben Emin. Emin mi? Hangi Emin kardeşim? Ümit Bebek var ya, onun babasıyım. Hatırladınız mı? Ümit Bebek mi? Ha, hatırladım Emin. Galip Bey, ben arayıp haber vermek istedim. Hanzade Hanım yaklaşık 1-2 saattir bizde. Çocuk da oynamaya gelmiş. Hay Allah, senden razı olsun be Emin. Hemen geliyorum. Yine bizi telaşlandırdınız Hanzade Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemşire Ayşe diye biri geldi. Sizi görmek istiyor Galip Bey. Salonda bekletiyorum. Tamam, sağ ol. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk Galip Bey. Buyurun oturun. Sekreterim önemli bir haberiniz olduğunu söyledi. Ben hemşireyim efendim. Bir süre önce hastanemize 2 ağır yaralı hasta gelmişti. Evet. Bu 2 hastayla da ben ilgilendim. Efendim, ikisi de tekstil sektöründenmiş öğrendiğim kadarıyla. Evet, devam edin. Anlatmaya çalışıyorum Galip Bey. Birinin adı Yaşar Çatak, biri de Hüsnü İplikçi. Hiç duydunuz mu bu isimleri? Tabii ki duydum. Hastanemizden başka bir hastaneye sevk edilirken öldürüldüler. Belki bunu da duymuşsunuzdur. Duydum tabii. Yani gazetelerden takip ettim. İşte bu hasta, yani Hüsnü İplikçi, öldürüldüğü günün sabahı bana bazı mesajlar vermeye çalıştı. Ya. Ölmeden önce bana bir şeyler söyledi. Bunu mutlaka Galip Çelebi'ye söyleyin dedi. Onun için buradayım. Buyurun, dinliyorum. Anlayabildiğim kadarıyla ve hatırladığım kadarıyla şöyle dedi. Ödemişlerin adının Melih olduğuna dair bir bilgi var elimde. Kim söyledi bunu? Kimden öğrendin abi? Hastanede Hüsnü ile Yaşar'a bakan hemşire söyledi. Melih ha? Var mı böyle bir etrafımızda? Bunu eski müdürümüz Nedim'e sormak lazım. Söyle bakalım Nedim. Sen Hüsnü ile Yaşar'a ajanlık yaparken Ödemişli Melih diye birini duydun mu? Maalesef Galip Bey. Ödemişli diye birinin varlığından bile haberim olmadı. Bunu kaç defa söyledim size. Nedim. Buyurun Galip Bey. Yıllarca bu fabrikanın müdürlüğünü yaptım. Peki biz hiç Melih adında biriyle çalıştık mı? Bakmam lazım Galip Bey. Buna hemen cevap veremem. Peki hemen araştır o zaman. Dosyalara, faturalara, kart vizitlere falan bak. Ara bul. Bu ne? Yıllık. Ne yıllığı? 1985-86 Bursa Koleji yıllığı. Semih'in mezun olduğu lise bu mu?
Semih Bey'in, Galip Çelebi'nin ve kazada ölen arkadaşları Celal'in. Bakalım. İşte okulumuzun en esrarengiz karakteri. Semih aramıza katıldığı gün hayatımız değişti. Lisemize parasız yatılı ve burslu gelen bu arkadaşımızın ders çalışmadan nasıl bu kadar iyi notları aldığını asla öğrenemedik. Ama ondan nasıl sır saklanacağını ve erkek adamın ne kadar kötü olması gerektiğini öğrendik. Galip ve Celal'le kurduğu arkadaşlığın ömür boyu devamını dileriz. Bizim patron liseden beri arkadaşıymış Galip Çelebi'nin. Burslu okumuş ha? Normal. Ne demek istedin? Ne var bu dosyada? Bazen acaba gazeteci değil de dedektif mi olsaydım diyorum. Leyla Hanım, Semih Bey hem yetim hem öksüzmüş. 14 yaşına kadar Bursa Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Merkezi'nde büyümüş. Çocuk esirgeme mi? Demek bizim kurumumuzdan bir evladımız iş adamı oldu ha? İnsan nasıl gurur duyuyor anlatamam Leyla Hanım. Evet, Semih Bey gerçekten çok başarılı bir iş adamı. Biz de gazete olarak onun hayatını yazı dizisi yapmaya karar verdik. Hani eskiden televizyonda bir program vardı. İşte hayatınızdı galiba. Onun gibi bir şey olacak herhalde. Evet, tam olarak öyle. Çocuk esirgemeden arkadaşları kimlerdi? Nasıl bir çocuktu? Kimlerle arkadaştı? Bunları öğrenmem lazım. Elimizden ne gelirse. Evet, işte buldum. 1969 yılının dosyaları. Evet. Semih. Semih Saygıdeğer. Hanzade Hanım bakın. Ne kadar güzeller versene Songül. Teşekkür ederim Galip. Ben almadım ki bunları. Sen almadın mı? Evet. Kim gönderdi bunları Songül? Kusura bakmayın söylemeyi unuttum. Semih Bey göndermiş. Ben bu bebeği çok istedim Galip. Senin canından kanından bir çocuk doğuracağım diye çok mutlu oldum. İkimize ait bir evladımız olsun çok istedim. Senin bebeğini doğuramadım ben. Tamam ağlama artık. Beni sakın bırakma Galip. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Ne olur bırakma beni. Ağlama ne olursun. Kapattık biz bu meseleyi. Böyle bir şey olmayacak. Lütfen artık üzme kendini. Ömer Asaf. Kapattık o meseleyi dedim. Ömer benim evladım. Benim çocuğum. Bitmiştir. Hadi sil şu gözyaşlarını. Galip gidelim buradan. Ben akşam Gedikli'ye gitsem... Sen evde uslu durur musun? Zaten çok yorgunum, uyuyacağım hemen. Emin misin? Sonra beni evden arayıp Hanzade Hanım kayboldu demesinler. Demeyecekler, söz veriyorum. İyi peki, gidelim o zaman. Emin misin yanındaki kızın Tuna olduğuna? Of Yonca, tabii eminim. Ne bileyim, çok şaşırdım. İnanamıyorum hala Akın'ın o kızla baş başa yemek yediğine. Üstelik yanlarında yeğeni de vardı. Tam bir aile havasındalardı yani. Bak giderek sinirleniyorum ya. Ateş bastı valla. Tam aptal yerine koydu yani beni. Ben gerçekten inanmıştım onun duygularına. Hay benim salak kafam. Bir de ikinizi barıştırmaya çalıştım. Artık kime nasıl güveneceğimi bilmiyorum şu hayatta. O kadar kırıldım ki anlatamam. Sıkıldım Umut'un abla.
Şşt, bitiyor. Nefes al. Tut. Ver şimdi. Bitti mi? Bitti efendim. Gidebilirsin. Turp gibisin maşallah. Nasıl durumu? İlaçlar iyi gelmiş. Göğsü çok rahat. Sayende Tunacığım. Sağ olun. Yemeğe kalsana yavrum. Kalmasam daha iyi olur. Neden Tuna? Siz beni çocukluğumdan beri tanırsınız Esma Nur teyze. Sizinle açık konuşabilir miyim? Elbette kızım. Aslında benim için bunları dile getirmek pek kolay değil ama... Ne derdin var? Söyle bakalım. Akın. Aha. Akın mı? Evet. Ben ona karşı... Ben galiba Akın'a aşık oldum. Ya. Ne güzel işte. Dur sana bir fıkra anlatayım da havamız değilsin. Bugün anlattılar hastanede. O kadar güldüm ki... Anlatsana. Hastanın biri ex olmuş. Doktor ameliyattan çıkıp hasta yakınlarına hastanız ex oldu demiş. Hasta yakınları anlamamışlar. Doktorun yüzüne garip garip bakıp eve gitmişler. Ertesi gün yine hastaneye gelmişler. Bizim hastamız dün ex olmuştu. Bugün nasıl, iyileşti mi demişler. Hoppala. İnanamıyorum ya. Her gün gelmeye başladı artık. Balım, artık yeter. Konuşmamız lazım. Git lütfen Akın. Balım, balım, balım dur. Balım ne olur aç şu kapıyı ya. Balım aç yeter artık. Bak. Balım aç şu kapıyı, bak kıracağım ha. Açar mısın kapıyı? Yo, bu böyle olmayacak. Ya bak kıracağım sonra ha. Bağırıp duruyor. Evden atacaklar balım, bizi. Mahalleye rezil olacağız. Aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun Yonca? Polisi arıyorum. Ya saçmalama Allah aşkına. Aç şu kapıyı. Alo, polis mi? Konak Mahallesi, Nurdan Sokak, numara 11'den arıyorum. Evimize girmeye çalışan biri var. Evet, halimize tecavüz ediyor yani. Sağ olun. Ya açsana şu kapıyı, sana söylüyorum lütfen. Ne yaptın Yonca, deli misin sen? Yo, bunun önünü kesmek lazım artık. Esma Nur teyze, umarım beni yanlış anlamadınız. Neden yanlış anlayayım kızım? Akın'a gönlüm kaymış. Oğlum diye söylemiyorum ama... Biraz şeytan tüyü vardır Hınzır'da. Evet. Çok tatlı bir insan. Hem ben artık onun yuva kurup evlenmesini çok isterim. Keşke senin gibi bir gelinim olsa. Esma Nur teyze. Öyle tabii. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Seni, aileni iyi tanırım. Soyunu sopunu bildiğim bir gelinim olsun. Çok isterim doğrusu. Ama biliyorsunuzdur, aramızda bir kız var, Balım diye. Hiç rahat bırakmıyor Akın'ı. Akın gibi bir erkeğin etrafında her zaman kızlar olur. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kız Akın'la aramıza kara kedi gibi girdi, çıkmıyor. Bana bak, öyle kolay pes etmek yok. Bu bir mizaç meselesidir. Mesela ben bir şeyi çok istersem... Elde etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Açana kadar buradan gitmeyeceğim, tamam mı? Aç artık şu kapıyı balım. Ya düşmanın değilim ki ben senin. Nedir bu tavır artık ya? Yeter, aç şu kapıyı ne olur. Buradan gitsen iyi olur. Ya çekil önümden. Meselem seninle değil ya. Balım. Akın, polis çağırdım. Oğlum, rica ediyorum. Sonra söylemedi sen. Deme. Hadi be oradan. Sus dedim sana. Bak ben ciddiyim. Gitsen iyi olur. Bak, Balım'la konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Bence git. Git Tuna'yı al, yeğenini al, yemeğe çık. Ne Tuna'sı ya? Ne yemeği ya? Ne diyor bu Balım? Ha işte. Polisler de geldi.
İşte görüyorsunuz memur bey. Bu arkadaş rahatsız ediyor bizi. Kimlik görebilir miyim? Tabii. Buyurun. Gelin sizinle biraz konuşalım. Bakın memur bey, bir yanlış anlaşılma var. Ben arkadaşlarıyım. Karakolda anlatırsınız. Balım! Balım, bir şey söylesene. Beyefendi, lütfen arabaya geçelim. Bir saniye bekleyin. Balım, sakın yapma. Bırak götürsünler. Ya, karışma. Ya. Yanlış anlaşılma bak. Arkadaşlarıyım diyorum, memur bey. Geçin be. Lütfen. Ne yaptın sen Yonca ya? Oh, canıma değsin. İyi oldu. Neresi iyi oldu bunun Yonca? Akın'ı karakola götürdüler. Ya tutuklarlarsa? Sen farkında mısın ne yaptığını? Aklı başına gelir belki. Şimdi sabaha kadar karakolda tutarlar onu. Ne yapıyoruz biz böyle ya? Oo. Sen davet etmesen de biz gelmesini biliriz dede Fikri. Biz de gelene niye geldin, gidene niye gittin demeyiz Asaf Bey. Bu kapı her daim açıktır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hastayım dede Fikri senin bu laflarına. Nereden buluyorsun bunları? Vallahi ben onları bulmuyorum. Onlar beni buluyor. Veysel'le tanışmışsınızdır. Benim ortanca oğlum. Galip tanıştırmıştı sağ olsun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk dede, hoş bulduk. Buyurun oturun. Alayım. Estağfurullah. Yok. Ne yersiniz, ne içersiniz? Söyleyin bakalım. Sen daha iyi bilirsin dede. Bu gece büyük gece. Üç oğlumla safa yapacağım. Tabii Galip Bey ile Akın Bey teşrif ederlerse. Ederler. Galip abim sizden önce Gedikli'de olurum demişti ama. Bizimkiler. Donatın bakalım çelebimizin masasını. Veysel, Makbule'yi birkaç gündür keyifsiz görüyorum. Aranızda bir tatsızlık yok mu? Yok, bir tatsızlık yok. Aslında bir problemimiz var baba. Ha şöyle, Sade'de gel bakalım nedir? Makbule artık köşkte çalışmak istemiyor baba. Aslında ben de istemiyorum çalışmasını. Tabii sence de uygunsa. Bıraksın o zaman işi. Ne zaman istiyorsa bıraksın. Sahi mi? Tabii oğlum. İnsan gelin olacağı evde hizmetçi olmak istemez ki. Neden önceden düşünmedik ki bunu? Hemen bıraksın. Makbule çok sevinecek bu habere. Gelinim o benim. Biraz da onun yüzü gülsün. Nerede kaldı Galip'le Akın? Memur arkadaşlar yaka paça birini getirdi. Baktı bakın bey. Ne işin var burada senin dedim. Sorma Beşir komiserim dedi, sustu. Arkadaşlardan öğrendim, kız meselesiymiş. Doğru mu? Doğrudur herhalde. Önceden kızlar bizimki için karakola düşerdi. Şimdi devran döndü, işler değişti. Gel dedim benim odada otur. Çay falan içeriz. Yok dedi. Ben nezarethanede kalacağım. Şaşırdım valla. İyi olmuş, iyi. İleride çocuklarını anlatacak bir hatırası olur. Birkaç imza atın da çıkarın Akın'ı Galip Bey. Ortada fol yok, yumurta yok. Galip Bey'e yardımcı olun. Kardeşin çıkarsın nezarethanede. Her şey için sağ ol Beşir. Sağ ol. Hay Allah'ım ya. Abine gülüyorsun. Kim? Ben mi gülüyorum? Benim güldüğüm falan yok oğlum. Neye gülüyorsun abi? Açıkta bir şey mi var? Tamam bağırma Akın abi, gülmüyorum ya. Bak abi, asabım çok bozuk, sen de yarıma tuz basma. Bırak ben burada kalayım bu gece. Hak ettim ben. Hadi kalk gidiyoruz. Gedikli'de bekliyorlar bizi. Şunu anne bak ya. Abi yeter ama ha. Tutamıyorum ki kendimi. Hadi kalk gidiyoruz. Öyle bir şey. Thank you.
aynalar, aynalar. Kız kolumda damga var. Maria'da fosforlum. Sen de kara sevda var. Siz geçin dalganızı, geçin. Sevdi mi karakola düşecek kadar seven oğlumun şerefine. Ne bozuluyorsun be evladım? Aşk bu, tabiatı böyle. Ne yaparsın? Ne demiş şair? Ne demiş dede? Cihanı hiçe saymanın adı aşk. Ne varsa döküp gitmenin adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağsa bile başını ona uzatmanın adı aşk. Vay be! Hadi bakalım. Adı aşk. Adı aşk. Karakolda ayna var, ayna var. Abi anne. Oo, sefalar getirdin Hanzade. Nereden geldim aklına bunca yıl sonra? Öpeyim. Buyur geç. Etrafı yeşil aman aman, at kolun kolların boynumdan aşır, at kolun kolların boynumdan aşır. Sarhoşum dilim dolaşır aman aman, sarhoşum dilim dolaşır aman aman, aman kız canım kız öldürdün beni. Ağzına sağlık oğlum. Hadi bakalım. Artık yavaş yavaş kalkalım. Müsaaden olursa tabii dede Fikri. Estağfurullah. Müsaade sizin. Yalnız bu fakirhane kaç zamandır böyle şenlik görmedi. Bunu saymam, haberin olsun Asaf Bey. Eyvallah dede Fikri. En azından 10 günde bir oğullarının koluna gir, söyle seni buraya getirsinler. Ben de zevkle hizmet edeyim ha. Beyler duydunuz mu? 10 günde bir buradayız. Mazereti olan şimdi söylesin. Veysel'le ben tamam diyoruz. 10 günde bir buradayız değil mi Veysel? Buradayız abi. Ama Akın'ın pek sağa solu belli olmuyor. Malum divane aşık. Hastanesi var, karakolu var. Karakolda ayna. Ya ah be abi yeter ya. Vallahi yeter ya. Şamaroğlu'na mı çevirdiniz beni ya abi? Dikkat edin bari sen yap. Bir şey söylesene ya. Tamam. Neşeniz bol olsun. Sağ ol Semih. Ama geç kaldın. Çamatayı kaçırdın. Alacağın olsun gari. Bana haber vermiyorsun ha? Kokuyu alır gelirsin diye düşünmüştüm. Çelebi baksana şunun haline. Hiç eski Semih'e benziyor mu ki burnu kokuyasın? Amerika çok değiştirmiş onu. Değiştirmemiş, ben bilirim kardeşim. Değişse anlardım.
Efendim, size doyum olmaz, biz kalkıyoruz. Hadi çocuklar. Baba siz gidin, ben buradayım. Semih'le konuşacaklarım var. Olur, tamam. Hadi oğlum. Rabia anne, çok sıkıntım var. Derdin olmasa gelmezdin herhalde bu eve. Son zamanlarda hep düşünüp duruyordum. Ölsem gitsem acaba cenazeme gelir mi diye. Sen de beni bir kez bile ziyarete gelmedin. Düğünüme bile gelmedin. Benim o düğüne gelmemi istemedin ki sen. Gelsem utanırdın herhalde benden. Koca Çelebiler'e gelin olmuştun. Evlatlık verildiğin o fakir Rabia'dan utanırdın. Rabia anne yapma. Beni sen emanet ettin Esma Nur Hanım'a. Ben o aileden evlatlık olduğumu saklamadım ki hiç. Ben düğünüme neden gelmediğini biliyorum. Sen Galip'le evlenmemi istemedin. Büyüttüğüm çocuğu tanıyordum da ondan. Galip Çelebi'yi neden seçtiğini biliyordum da ondan. Doğru değil. Ben Galip'e aşıktım. Ama sen Galip'i bir türlü sevemedin. Çünkü Semih'i severdin sen. Benim kimi sevdiğimin ne önemi var kızım? Ama Semih seni deli gibi severdi. Adım gibi eminim bundan. Dede, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Konuşacaklarımız var. Ben kalsam... Dede. Tamam, tamam. Günah benden gitti. Karımla ne geçti aranızda? Efendim? Dağdı. Bebek düştüğünde neler oldu? Hiçbir şey. Niye soruyorsun? Daha doğrusu ne geçtiğini zannediyorsun? Merak ediyorum. Hanzade sana karşı neden bu kadar tepkili? Ben oradan ayrıldıktan sonra tam olarak ne oldu Semih, söylesene. Hanzade sana ne anlattı? Hiçbir şey söylemiyor. Bak Galip. Karın aniden sancılandı. Kanaması oldu. Ben de onu hastaneye yetiştirdim. İlk iş olarak da seni aradım. Seni niye evden kovdu o zaman? Gönderdiğin çiçekleri neden parça parça etti? Bilmem. Hanzade'ye sor. Belki de yaşadığı olaydan dolayı böyle davranıyordur. Durup dururken böyle davranmaz Hanzade. Kontrollü kadındır. Nedeninin içini bilmek istiyorum. O yüzden sana tekrar soruyorum. Hanzade ile aranızda ne geçti Semih? Sana aramızda bir şey geçmedi dedim. Bana inanmıyor musun? Bana karşı olan tepkileri belki de bir suçlu aradığı içindir. Olamaz mı? Bu çok normal. Bebeğini düşürürken yanında ben vardım. Çay seviyor musun hala? Seviyorum. Ne derdin var? Söyle hadi bana. Evliliğimi kurtarmak için bir sürü hata yaptım Rabia anne. Ya. Kocamı çok seviyorum. Ama Semih'le başım dertte. Evliliğime zarar veriyor artık. Olmaz öyle şey. Semih yapmaz öyle şeyler. Yaptı ama. Yapıyor. Semih senin için ölür kızım. Asla sana zarar vermez o çocuk. Bana kendini de Semih'i de anlatma. İkinizi de ben büyüttüm. Senin için canını verir o.
çok değişmiş Rabia anne. Canımı acıtmak ister gibi. Sen çıldırdın mı kızım? Hatırlamıyor musun? Sana hamilelik ederdi. Seni görmek için her gün kilometrelerce yol kat ederdi. Çocuktuk o zaman. Sevginin yaşı mı olurmuş kızım? Semih hep korurdu seni. Gözünden sakınırdı. Ve bu hep böyle gitti. Ta ki sen onun en yakın arkadaşıyla evlenene kadar. Öldürdün Semih'i. Sen hiç fark etmedin bile. Ne yaptığını hiç anlamadım. Ama ben galiba aşık oldum. Bana inanmıyor musun galiba? Bana, Semih'e. Emin ol, sana inanmayı çok istiyorum. Şu an istediğim tek şey bu. Umarım doğru söylüyorsundur. Bir şüphen mi var? Benden yana bir şüphen mi var galip? Hem ben Hanzade'ye ne yapmış olabilirim ki? Açık konuş. Açık konuşayım peki. Eğer bebeğin düşmesinde en küçük bir rolün varsa... seni duvara çivilerim, haberin olsun. Ne? Ne biçim konuşuyorsun sen galip? Bitirmedim. Eğer Hanzade'ye küçücük de olsa bir zarar verdiysen... arkadaşım demem hesabını keserim. Ölmüş bebeğimin üzerine yemin ederim yaparım bunu. Çok ağır konuşuyorsun Galip. Niye böyle oldu anlamadım. Galip! Galip! Dede ne oluyor? Neler diyor böyle? Bana bak Semih. Seni elimde büyüttüm. Ellerimle de boğazlarım. Kendine gel. Bir an evvel kendine gel. Bari sen yapma dede. Benim Hanzade'ye kötülüğüm nasıl dokunur? Aklın alıyor mu bunu? Onun ayağına diken bassa benim canım yanar. Bunu bilmiyor musun dede? Bu ta çocukluğumuzdan beri böyle değil mi? Geldim, geldim. Anne aç benim. Ay. Duydun mu anne haberi? Kız boğacaksın beni. Ne oldu? Veysel aradı dün gece. Asaf Bey'e söylemiş. Aa, ne söylemiş? Artık nişanlım o evde çalışmayacak demiş. Asaf Bey de tamam oğlum demiş. Gözün aydın kızım. Çok mutluyum anne. O evden kurtuluyorum artık. Biliyor musun? Aynı şey okul yıllarında bana da olmuştu. Lütfen Tuna. Seninle muhabbet etmek niyetinde değilim. Yok. Muhabbet değil derdim. Öğüt vermek. Bence dinle beni. Ben de senin gibi aşık oldum sanmıştım. Ya. Demek insan kendine aşık oldum sanıyor. Ne demekse bu. Evet. Ama bu yaşla ilgili bir şey tabii. Sen şimdi tam o dönemdesin. Acı çekiyorum tripleri falan. Uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum falan. Aşk meşk yok ama. İnsan kendini öyle sanıyor. Kendi kendini kandırıyor. Bizzat yaşadığımdan biliyorum. Tuna müsaade edersen şunları bitirmem gerek. Aa, olur tabii. Sıkma kendini diye söylüyorum bunları. Dert etme böyle şeyleri. Olur mu canım? Merhaba. Aa, Galip abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuna. Nasılsınız bakalım? Biz iyiyiz de kötü bir şey yok umarım. Yok yok, her şey yolunda çok şükür. Ömer Asaf nasıl peki? Tuna, bunları sonra konuşsak. Balım'la özel bir mesele konuşmam lazım. Ya. Balım'la özel ha? Hı. Müsaaden olursa tabii. Ne demek? Ben gideyim en iyisi. Görüşmek üzere Galip abi. İsterseniz kantine inelim Galip Bey. Yok yok, iyi böyle. Sakıncası yoksa burada konuşalım. Olur tabii. Şöyle geçelim. Akşama patates oturtma. Veysel de çok sever. Kıyma var mıydı dolapta? Var. İnsanın kendi sofrası için yemek pişirmesi ne kadar zevkli değil mi? Öyle tabii. Veysel bu ay sonu işten ayrılırsın dedi. Beraber gidersiniz. Ellerini öpersin. Hakkınızı helal edin deyip ayrılırsın. Tabii. Orası öyle. Dile kolay. Tam 8 senelik mecbur hizmetimi tamamladım.
Üstrupla hareket etmek lazım kızım. Ne de olsa o evin gelini olacaksın değil mi? Ama daha önemlisi var. Çelebi Holding'in en yakışıklı müdürünün karısı olacağım. Hoşuma en çok ne gidiyor biliyor musun? Ne? Asaf Bey artık baba diyeceğim. Ben bakarım. Kim o? Benim, Asaf. Beni sorarsa ben yokum. Pazara gittim. Hoş geldiniz Asaf Bey. Senin izin günün mü yavrum? Evet. Hacer Hanım evde mi? Onunla konuşmamız gereken şeyler var. Yok. Pazara gitti. Evde olduğunu biliyorum Hacer. Çok ayıp oluyor ama. Neden kaçıyorsun benden hiç anlamıyorum. Merhaba Hacer. Merhaba. Ne gereği var benden saklanmanın? Rica ederim çocuklaşma. Bizim bir evladımız var. Biz istesek de artık kopamayız dedim değil mi sana? Biz görüşmesek daha hayırlı Asaf. Ne demek bu? Seninle ne zaman bir araya gelsek kıyamet kopuyor etrafımızda. Senin evliliğin yıkılma noktasına geldi. Ben tek başıma bir evlat büyüttüm. 30 yıl yalnızlığa mahkum oldum. Biz görüşmeyelim. Dünya dönmeye devam etsin. Üzerine varmak istemiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yanlış düşünüyorsun. Yok. Ben kararlıyım Asaf. Niçin geldiğimi az çok tahmin ediyorsundur. Akın için buradayım. Evet. Ama o burada olduğumu bilmiyor. Bilse bana çok kızar. Çok pişman biliyor musun? Onu hiç böyle görmemiştim. Kendi kendini yiyip bitiriyor. Normalde unutur giderdi. Hayatını yaşardı. Ama yapamadı. Yapamıyordu. Seni bir türlü unutamıyor. Anlıyorum. Yemiyor, içmiyor, uyumuyor. Hatta gülmüyor bile. Sen onun için çok özelsin balım. Bakın Galip Bey ben... Bırak şimdi beyi filan. Galip abi de. Galip abi bu dedikleriniz benim için de geçerli. Günlerdir ne gözlerime uyku girdi ne de ağzıma tek bir lokma. O zaman barışın be kızım artık. Uzadı bu iş. Müsaadenle ben barıştırayım sizi. Madem ikiniz birbiriniz için bu kadar önemlisiniz... ...yazık etmeyin birbirinize ne dersin? Olmaz. Akın'ın çok pişman olması yetmiyor bana. Yetseydi ilk günden affederdim onu. Anlamaya çalışsana balım. İkinize de yazık oluyor. Dün akşam karakoldan onu almaya gittiğimde halini bir görseydin. Perişandı. Ya. Yanlış anlama. Karakolda olduğu için değil, senden uzak olduğu için. Sen onu affetmiyorsun diye. Karakolda canını yakmamışlar değil mi? Kıyamıyorsun değil mi ona? Yaptığı şeye rağmen onun kılına zarar gelsin istemiyorsun değil mi? Hadi gidiyoruz. Galip abi lütfen. İtiraz istemem. Bu iş bitsin artık. İki tarafta yok yere acı çekiyor. Ama dosyaları kontrol etmem lazım. Hadi. Tuna, balımı idare et bakalım. Şu dosyalara bir el at olur mu? Bilmem ki. Olur olur. Çok önemli bir işimiz var balımla. Aşıklara yardım etmek sevaptır. Ya. Tabii. Ben balımı idare ederim. Sağ ol. Şunu anne. Şıp diye keser ağrını.
Kusura bakma ama hiç anlamıyorum. Niye kaçıyorsun Asaf Bey'den? Asaf'a söyledim ya, duydun sen de. İkiniz ne kadar yakışıyorsunuz bir görsen. Makbule, kızıyorum ama. Doğru ama ne yapayım? Bak, o şimdi duygusal bir dönem yaşıyor. Sapla samanı karıştırıyor. Ne yani? Sence sana hala aşık değil mi? Bence sırılsıklama aşık. Geçti borun pazarı Makbule, geçti artık. Sizinkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz film gibi biraz. Dur güldürme. Zaten çatlıyor başım. Bence sen de onu çok seviyorsun. Bunca yıl başka bir erkeğe bakmadım. Oğlumun babası da olsa başkasıyla evliyken ona da bakmam. Yeminim var. Ticaret odasındaki tüm sicilleri taradım. Melih adında iki kişi var tekstille uğraşan. Bak işte onlar da burada. Evet. Ama bunlar çok küçük çaplı şirketler. Yani abimin peşinde olduğu, ödemişti Melih, bence bunlar olamaz. Başım şişti ya. An mı karışmış bu yazışmalar? Kahveniz de soğudu Akın Bey. Hı hı. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hay Allah. Dur oğlum, heyecanlanma. Ben kaldırırım Akın Bey. Sağ ol. Hoş geldin balım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sen? Gördüğün gibi işte. Bakıyorum gözün kimseyi görmez oldu birden. Kusura bakma abi. Hani... Bir an çok şaşırdım da. Nilgün, biz fazlalığız burada. Gel hadi biz çıkalım. Gençlerin konuşacakları var galiba. Olur Galip Bey. Otursana. Çok şaşırdım biliyor musun? Yani beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu aslında. Galip abi konuşmamız gerektiğine inanıyor. Konuşalım o zaman değil mi? Büyük sözü dinlemekte fayda var. Onu kıramadığım için geldim aslında. Gerçekten mi? Sırf onu kıramadın diye mi geldin? Affetmedin mi yani beni? Hayır. Ama 3 şart hazırladım. Ya istersen 3000 şart koy. Hepsini kabul ediyorum. Ya kapitülasyonları önüme sürsen onları da imzalarım. Ya güldürme, ciddiyim ben. İstersen boş kağıda imza atayım balım. Ne istersen yapayım. Eskiden iş yaptığımız Melih adında 7 kişi var. 3'ü Bursa dışından. İzmir'le Ödemiş'le ilişkileri var mı? Maalesef yok. Bursalı olanlar da tanıdığımız bildiğimiz insanlar. Ama sen yine de bir araştır Nedim. Tabii. Ben soruşturuyorum çevre esnaftan. Kadir Ödemiş'e gitti mi? Gitti ama henüz ses yok. Akın Bey de ticaret odası sicillerinden 2 Melih bulmuş. Biri geçen sene trafik kazasında ölmüş. Akın Bey size detaylı bilgi verecek. Bulacağım o herifi. Bu Ödemişli denen adam kimse elimden çekeceği var. Ateş sarar, acı dolar yürekler. Yine koşar hasretlere ümitler. Sana hüzün sevgilerden armağan.